hemşerim şimdi. Gir içeri, gir. Kim? Gir. Ne içtik biz ya? Leş gibi kokuyorsunuz, gir. Sinan'a mesaj attım. Bu halinle mi daha mı önce? Bu halinle. Oyunların son, ben böyleyim. Bakayım. Ver şunu. Efsun bu ne? Ne? Gılı gılı. Gılı gılı mı? Ne bu? Ne yapıyorsun ya? Kırgılıyorum. Allah'ım! Gir, gir, gir. Gidin Efsun! Efsun, yeter artık. Bütün gün yataktan çıkmadın be kızım. Anne! Hadi minik yer fıstığımı hemen hazırlan. Mehmet seni kapıda bekliyor. Hadi. Mehmet kim ya? Mehmet Lütfi mi? Aa, Murat'ın kuzeni Mehmet. Hani düğünde yan yana oturmuştunuz ya. Ay hani şu neyleri üfleyen üst düzey salak mı? Seni çok beğenmiş. Yemeğe götüreceğim diyormuş. Ay saçmalama ya. Aa, hazırlan dedim o kadar. Hadi. Çık şu yataktan. Gılı gılı. Ya. Hadi oyalanma hadi. Ya ben o salakla yemeğe falan gitmem. Önümüzdeki ay ben de bankada terfi edeceğim işte. Öyle mi? Sürprizlerle dolusun Mehmet. Sen niye bu kadar Nemrut ve iticisin? Ben mi? Pardon, o zaman beni niye bu yemeğe çağırdın sen? Ben çağırmadım ki. Anamlar ayarladı. Telefonumu Murat'tan almış. Ay tahmin etmem lazımdı. Kusura bakma lütfen. Tamam hadi kalkalım. Yok yok hadi hadi. Otur. Otur gönlün olsun. Bu arada baştan söyleyeyim de sana da sürpriz olmasın. Ha söyle. Ben zaten başka bir adamdan hoşlanıyorum. Ben de geyim. Şaka yapmıyorum. Başka bir adama aşığım ben. Kız Kur'an çarpsın. Ben de geyim. Çok özür dilerim. Pardon. Bana bak, pislik, sen Sinan'a mı aşıksın? Ay nereden anladın? Yılan, düğünde ona bakışlarını gördüm. Ya şaka yapıyorsun, çok mu belli ediyorum? Yani en azından ben anladım. Yalnız var ya o çocuk yıkılıyor yavrum, o ne? Allah bana bağışlasın. Ben o aileye gelin diye giderim iç geyisi, yemin ederim. Ama işte ben onu kaybettim maalesef. Nasıl kaybettin? Mesaj falan attın mı? Atmaz olur muyum? Dünyanın en iğrenç mesajıydı sanırım. Uy, sarhoşken mi attın, ayıkken mi? Sence? Anladım. Evini biliyor musun? Biliyorum tabii canım. Yıllardır aynı yerde oturur. Nasıl yıllardır aynı? Ne zamandır tanışıyorsun bununla? Lise 1. Ya şaka yapıyorsun. Ay liseli aşıklar yıllar sonra büyük bir tutkuyla birleşir. Kayıp, kayıp, kayıp. Bence ne yap biliyor musun? Bu adamın evine gidiyorsun. Onun böyle kapısını çalıyorsun. O sana böyle kapıyı açıyor. Onu bir gör. Böyle onu geniş omuzlarından bir kavruyorsun. Böyle duvara bir yapıştırıyorsun. Böyle sonra saçını tutup böyle bir çevir onu. Mehmet. Ay konuşuyorsun. Konuş yani. Bir şey mi dedik? Konuş. Bir şeyler oldu. Bir terledik mi? Ne oldu ha? Ateş bastı. Çok erkekten konuştuk. Tevekkeli ondan oldu. Mantı yemeye gidelim mi? Şaka yapıyorsun. Bol sarımsaklı o zaman. Fak. Hadi. Hayatınızda dönüm noktaları vardır. Her an bir kapıyı kapatıp başka bir kapı açarsınız. Anlık seçimleriniz bazen kaderiniz olur ve siz farkına varamazsınız. Ben o gün o kütüphanede geri zekalılığından öyle bir kapıyı kapattım ki Sinan'la arama yıllar soktum. Sen daha önce hiç kimseyle çıktın mı? Ne alaka ya? Merak ettim. Hayır. Hiç kimseyle öpüştün mü peki? Sana ne? Söylesene. Hayır. Öpüşelim mi? Hayır.
insan elindekilerin değerini kaybedince anlıyormuş. Evet, klişe. Ama ne kadar doğru. Gitmesine izin verecek misin? Bir 10 yılı daha onu özleyerek geçirmeye hazırsın yani. Peşinden gitmeli miyim sizce? Gerçek dünyaya dönmenin vakti geldi. Baksanıza, bunca yıl en yakın arkadaşınız bir hayalet oldu. Buna bir son vermeniz gerek. Nasıl yani, bir daha sizi göremeyecek miyim? Belki de görüşmesek daha iyi olacak. Ne acayip. Sanki sizi kaybediyormuş gibi değil de daha yeni buluyormuşum gibi bir his var içimde. Sizi affetmesi için elinizden ne geliyorsa yapın. Hadi. Aa, Efsun, kürkümü niye giyiyorsun? Nereye kızım bu saatte? Konuşmamız lazım. Konuşacak bir şeyimiz yok. Ya tamam, monolog olsun, beni dinle. Bırakmam seni. Nikah masasına oturtmadan bırakmazsın değil mi? Evlilik manyağı biri olup çıkmışsın sen Efsun. Ha, benim anlamadığım, benim tanıdığım, sevdiğim kız... Sen nasıl bu hale geldin? Gitmeseydin o zaman. Gitmedeseydin o zaman, kal demek bu kadar mı zordu? Korktum ya, korktum. Birini bu kadar fazla sevmekten korktum. Kolun kopsa kolumu kesip verecektim sana. O kadar seviyordum seni. 14 yıldır karşıma çıkan bütün erkeklerde ben seni aradım. Şimdi böyle bir anda çıkıp gelince de ne yapacağımı bilmedim. Evet, saçmaladım biliyorum. Efsun, şu haline bak. Ya sen mutlu musun böyle? Ne mutlusu ya? Sinan, manyak mısın sen? Ben senden sonra hiçbir zaman tam olmadım ki. Hep bir yarım kaldım, bir eksik kaldım. Ya orada karşılaşmasaydık? Tesadüf işte, karşıma çıkardı seni. Yoksa ben hayatıma kaldığım yerden devam edecektim. Ama şimdi senin de bambaşka bir hayatın var olduğunu biliyorum. Evlenelim diyorsun yani, ha? Sinan, yapma. Sinan. Vücudunun %70'i su olan bir canlının nasıl olur da içi bu kadar yanabilir? Hayır. Bir daha gitmesine asla izin vermeyeceğim. Sinan.